Sen bir şey söylemek için hazırlık yapıyorsun, farkındayım. Yardımcı olayım sana. O kadar mı zor bize söyleyeceğim bir şey? Abi kafamda toparlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Gerçekten kolay bir şey değil ya. Ama bize söyleyeceğin şey bizim kaldıramayacağımız bir şey mi? Yok yok, öyle bir şey değil. Toparlamaya çalışıyorum diyerek bize anlatmak istediğin şeyi mi toparlamaya çalışıyorsun? Yardımcı olayım mı biraz daha? Sen montu nerede bırakmıştın sen? Yukarıda. Çaldıkların şey orada. Eminsin değil mi buna? Buna artık eminiz. Evet. Faruk Efendi ne diyor? Önce 6 Eylül'de Seher'i montunun nerede olduğunu bilmiyorum demişti. 13 Eylül'de Seher'in montu elindeydi demişti. En son gözaltına alındığında verdiği ifadede de Seher'in montu ben onu bulduğumda çantasının askısına takılıydı diyor. Kana bulaşır be Faruk ya. Kana bulaşır, yani hiçbir şekilde kan yok ki orada. Yayınlarımızı izleyerek fotoğrafı da gördükten sonra İşte orada şey diyor, biraz toprak moprak bir şeyler bulaşmıştı diyor. Yayınlarımızı takip ederek bir savunma gerçekleştirmişsin. Çok komik yani. Ama Seher bize her şeyi açıklayacak. O mont, çalılıkların orada mıydı Seher? O mont, çalılıkların oradaysa ya. Yine monta geldim sevgili izleyiciler ama gerçekten düğümü o mont çözecek. Çalılıkların orada sen bıraktıysan. O zaman Faruk gitti. Sizden önce gitti montu aldı, telefonunu, cep telefonunu aldı. Sonra geldi, senle buluştu, Sinem'le buluştu, Taner'le buluştu. Seher, duyuyor musun beni? Seher, burada mısın? Seher. Galiba bombayı patlatacaksın. Hadi bismillah. Yanına gelmemi ister misin? Bitti Hanım, sen karşıya geç. Seher, kilitlendin, buradayız biz. Geleyim yanına. Gelin. Geliyorum. Ne oldu? Toparlıyor musun kafanda şu anda? O kadar mı zor söylemesi? Başım kaldırmadı artık ya. Of. Söyleyeceğin şey, paylaşacağın şey o kadar zor mu? Tutmak ister misin elimi?
Bir şey var ama bir şey. Orası hatırlasam zaten olacak her şey. Bir şey var. Nasıl aklıma gelmiyor artık bir şeyin her ama şey. Ama sen de sanki ya. Biliyor gibiydin o şeyi. Yarın dedim böyle parmak ne nerede söyleyeceğim Faruk o zaman ne olacak dedi. Aa, zamanı var dedin sen o şeyi biliyorsun aslında ama şimdi söylemek mi istemiyorsun? Neyi bekliyorsun? Peki kendin karar ver. Daha fazla zorlamayacağım seni ama merak ettiğim birkaç bir şey var. Faruk diyor ki şimdi seni arabada görmüş üstün başın kan içinde. Bana diyor, İsmail'i diyor bıçakladığını söylemedi diyor. Çok özür dilerim Faruk Efendi. O bıçak yani o kan nasıl oldu diye sen sormadın mı? Senin gibi meraklı adam. Ha? Bence sormuştur. Sen İsmail'i bıçakladığını söyledin mi ona? Ya buranın her tarafın kan ya. Kan gördü zaten ne oldu bu an İsmail'le boğuştuk dedim. Bıçakladığını söyledin mi? Söyledim herhalde. Ya gökten mi yağdı o kan üstüne yani? İsmail'in kanı. Evet. Faruk diyor ki bana o hiçbir şey anlatmadı, söylemedi diyor. Kaçırmaya çalıştı beni zorla dedim. İsmail'le boğuştuk işte bu hale geldi falan dedim. Aha. Nasıl bu hale geldin diye sordu tabii. Sordu. Sen de bıçakladığını söylemişsindir. Boğuştuk bayağı dedim. Kavga ettik, dövüştük demişti, bıçakladım falan. Hatta İsmail'i arabada bayağı küfürler etmiş. Aynen hakaret etti. Bayağı sinirlendi, bayağı sinirliydi. Çok sinirlendi. Evet. O sinirle işte petrole gittik işte. Sonra diyor ki ifadesinde, ben diyor İsmail'i aramaya gittiğimi Seher'e söyledim diyor. Söylemedi. Söyledim diyor. Söylemedi. İfadesini sana vereceğim, hepsini okumanı isteyeceğim. Ben diyor Seher'e söyledim İsmail'i aramaya gittiğimi. Söylemedi. Söylemedi. Niye yalan söylüyor sence? Topu benim üstüme atıyor. Sen bu yayını bırak git diye babanlara baskı yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. Sen bunu kulaklarında duydun mu? Duydum. Nasıl duydun? Babamla konuşurken babam bana bağırdı. Arkadan çık gel, çık gel, çık gel. Ser bırak gel yayını. Kendisi dedi. Babanın yanında ve arkada Ser çık yayından gel, çık yayından gel diye mi bağırdı? Evet, arkadan sesini duydum. Onun sesiydi. Burada gerçeklerin ortaya çıkmasından Faruk da korkuyor tabii. Evet. Ondan yayına katılmamı zaten hiçbir zaman istemedi zaten. Ama sen kendi özgür iradenle burada duruyorsun. Evet. Çünkü vicdanın rahatsız bence Ser. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsun. Bu omuzlarında çok büyük bir yük bence. Her şey çıksın. Ben de hani çıkmasını istiyorum. Her şeyin. Niye şu anda o şuranda olan, şuraya kadar gelen, şuraya kadar çıkan, dilin ucunda olan şeyi neden söyleyemiyorsun? Soruyu sorayım o zaman. İsmail bir cinayete mi kurban gitti? Onu gösteriyor. Nasıl onu gösteriyor? Raporda öyle bir şey çıktığında kendini asmış diye bir şey çıkmadı yani. Cinayet gösteriyor. Ben bu cinayetin ortasına çıkmasına elimde gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ölüm morluğu. Önce sırtta oluşuyor. Onu unutmuyorsun galiba o detayı. Hafızandan silemiyorsun. Çok haklısın. Çünkü kendi hayatına son veren kişinin elleri ve ayakları morarırmış. Ama İsmail'in ölüm morluğu sırtında oluşuyor. İkinci kez tekrar gönderildi İstanbul'a. Tekrar inceleniyor. Ser. Yerime geçiyorum. Onun işine geliyor. Seher. İşine geliyor. Bir dakika Bediyeciğim. Sercim.
bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok herhalde ya. Dün var dedin sen. Ben de bir şey olduğuna inanıyorum. Ben kendi tahminimi söyleyeyim mi? Sana biraz yardımcı olayım. Sen İsmail'le boğuştun. Aşağı indin. Evet, onu bıçakladın. Sonra sen yukarı çıktın. Ben tahminimi söylüyorum. Faruk'u çağırdın. Faruk olay yerine geldi. O da o sırada aslında İsmail'in yaralı olduğunu gördü, ölmek üzere olduğunu gördü. Seni olay yerinden uzaklaştırdı. Sonra tekrar Faruk olay yerine döndü. Buna hepsi iddia ve şey tabii ki. Orada ya da başkası, Faruk ya da başkası, ama Faruk olduğu, sen de ondan şüphelendiğin için söylüyorum. Boğazını sıkarak öldürdü. Sonra onu ağaca astı. Beli de o yüzden ağrıyor. Oradan alma dediğim gibi abla ya. Benden sonra gittiyse bilmiyorum. O zaman arasında petrolü bıraktıktan sonra gittiyse bilmiyorum. Ama dediğim gibi... Peki senin bize söyleyeceğin şey ne Seher? Olayın düğümünü çözeceğini söyledin. Bekle, bombayı patlatacağım dedin. Ama süremin sonuna gelmişim. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar.